Hocam burada müebbete yazıyor. Ne demek? Herhangi bir mahkum değil demek. Müebbet mahkumu yani. Selamünaleyküm. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Hızla müşahide odasına alın. Vakit kaybetmeden gerekeni yapın. Sonra hemen geri gönderin. Sakin ol. Sakin ol beyefendi, sakin ol. Mehmet Bey, bizi duyabiliyorsunuz değil mi? Halim Allah, kulaklar sağlam. Sağlık prosedürü başlasın. Bir an önce eklem yolları açın. Bacağım çok ağrıyor doktor. Bacağımı da sokmuş köpekler. Bacağınızda hiçbir şey yok. Torakal ve lomber grafileri de ekliyorum. Zaten beyin ve spinal tomografi alacağız. Fazladan filmler zaman kaybı olur. İyi ki fazladan filmi zarar olmaz. Bir şeyim yoksa bacağım niye ağrıyor doktor? Bana bak. Çeneni kapalı tutarsan işimizi daha iyi yapacağız. Anlaşıldı? Mühim değil doktor. Beni tanıdıkça seversin. Hiç sanmıyorum. Ama biz birbirimize benzeriz doktor. Misal bir insanla yeni tanışıyorsun. Sonra bir bakmışsın Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Öyle değil mi? İkimizin hiçbir şeyi benzeyemez. O yüzden kes sesini. Hala çok fazla ağrısı var. Sebebini anlayamıyorum. Kaşık sedye alırsak belki ağrısı azalabilir. Alt ekstremitelerinde his kaybı var. İki bacağında da şiddetli ağrıdan şikayetçi. Kendi lafı. İnanmak zorunda değiliz. 10 miligram morfin verdik. Bu kadar ağrısının olmaması lazım. Az daha verseniz. Uyuşturucu bağımlılığını gidermek bizim işimiz değil. Uyuşturucuyla işim olmaz ama. Ama çok ağrım var. Levent Bey, şuna bir bakar mısınız? Ne olabilir? İçine sapladıkları neyse hala orada duruyor. Sırtında mı? Omurgada. Ağrısının sebebi buymuş işte. Morfini arttırayım değil mi? Hayır. Yeterince morfin verildi. Daha iyi misiniz? Bana çok iyi bakıyorsun doktor da çok ağrım var. O cismi sırtınızdan bir an önce çıkaracağız, merak etmeyin. Kabloya basıyorsun. Sırtınızdaki cismin ne olduğuyla ilgili bir fikriniz var mı Mehmet Bey? Diş fırçasıdır. Başını koparınca bıçak gibi olur. Umur'a nasıl saplandı peki? Bir arkadaşla kavga ettik. Sanırım bu arkadaş da az sonra sana bir şey saplayacak. Bizi kendinize benzetip durmayın. Biz burada hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Siz kim bilir kaç kişiyi öldürdünüz ki müebbet yemişsiniz. Müebbeti geçtik. Artık idamlık sayılır. Nasıl yani? İçeri döndüğümde beni öldürecekler. Bunlar son günler. Demek ki yanlış kişiye arkadaşım demişsiniz. Dayı Bey'in dediği gibi en azılı düşmanlar eski dostlardan olur. Aa, inletiyor imanıma. Merak etmeyin Mehmet Bey. Ağrınız birazdan dinecek. Levent Bey izin vermedi sanıyorum. Doğru. Vermedi. Sağ olasın doktor. Ağrım dindi. Allah razı olsun. Ameliyatınızı haber verebileceğimiz biri var mı? Aileniz falan. Ailesini arayamayız. Aslında suçunu merak ediyor. Aileni öldürüp öldürmediğini soruyor. Buna cevap vermek zorunda değilsiniz. Sorduğum bu değildi. Merak ettiysen anlatayım. Bir eşim vardı bizim mahallede. Öyle
minicik etekler giyer. Saçları belinde böyle. Bütün gün gezerdi mahallede. Bütün mahalle ona hastaydık. En çok da ben tabii. Ama işim herkese şapur şupur. Bana gelince yarabbi şükür olurdu. Kısmetime bir gün bir arabam oldu. Aldım attım yeşim arabaya. Doğru Belgrad. Belgrad dedimse ormana tabii. Tecavüz mü ettin? Hepimiz hastaydık yeşime. Ama neticede o da bana hasta oldu. Sen tecavüzcü müsün? Estağfurullah doktor. Kız o biçimde diyorum. Yemin etekler giyerdi. Kırmızı hoceler falan. Yine etek giyen o biçim oluyor yani. Ne biçim olacak? İstese para da verirdim kahveye. Manyak gibi bağırınca kestim boğazına sussun diye. Anca o zaman sustu. İşte o zaman yedim müebbeti. Ağzım kurudu. Meyve suyu var mı? Gece alınan kontrol tomografine göre beyinde oluşan kanama alanları ve ödemde artış var. Seni ameliyathaneye aldırıyorum. Şart mı ameliyat? Ölmek istemiyorsan şart. Ben zaten öleceğim doktor. İçeride bana kafayı takanlar var. Bu sefer şişleyemediler ama gelecek sefere kesin şişlerler. Onu kadınlara tecavüz edip öldürmeden önce düşünecektim. Olmayacağım bu ameliyatı. Ameliyatı reddediyorsun demek. Hastaya hemen ICP takılsın. Siz ikiniz pür dikkat, beyin içi basınç bulgularını izleyeceksiniz. Saatlik nörolojik muayenesi de yapılsın. Bilincini kaybettiği andaki kaybedecek, shift'i var. Hemen ameliyat alacağız. İstemiyorum kardeşim, zorla mı? Şuurunu kaybettiğinde, tıbbi kararlarını kendin verecek durumda olmadığında iki doktorun imzası yeterlidir. Kendi işine bak sen doktor. Karışmayın lan bana, karışmayın. Bak, benim işim seni iyileştirmek. İşimi başarıyla yapacağım ki hapiste seni bekleyenlere bir an önce kavuşasın. Psikopat Mehmet'im ben. Kimse karışamaz bana. Dönmeyeceğim lan oraya. Öleceksen burada öleceğim. Burada öleceğim. Oo Eren Bey, bu ne hal? Görmeyeli boyun mu uzadı senin? Ya. Ne demek yo? Nasıl bu kadar uzun görünüyorsun o zaman? Çünkü sen kısasın Zenan abla. Ben hep çok kısaydım, çok bilmiş. Bence senin boyun uzadı. Ben muayeneyi yaparken sen anneye ameliyatı açıklarsın. Peki hocam. Eren 12 parmak bağırsağı kısaltma ameliyatı oldu Hasan. Bugün yine olacak. Ama bağırsak florasında bozulmalar olduğu için sık sık dolaşım problemi oluyor. Ve buraya gelmek zorunda kalıyorlar. Onlar her geldiğinde Ayhan Bey beni de çağırır. Melek Hanım da çocuğunun iyi olması için çırpınan bir anne. Eşini 3 yıl önce kaybettiği için onunla tek başına bakıyor. O yüzden onu el üstünde tutmanızı istiyorum. Zenen Hanım, sen zaten el üstünde tutuyorsun bizi. Hiç gerek yok. Eren benim hastam olmanın ötesine geçti Melek. Onu çocuğumdan ayıramıyorum. O yüzden de gerekli. Merak etmeyin. Oğlunuza en iyi şekilde bakacağız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tamam. O zaman ameliyatı konuşabiliriz. Bu sefer bana lollipopu verecek misin? Midem artık o kadar kötü değil. Bak sen, o kadar kötü değil. Niye kesiyorum o mideyi? Sen bana lollipopu ver, midem kötü olmazsa almazsın ameliyata. Bu... Ahmet! Yerini sar, Ahmet! Çabuk!
Hocam! Zeren hocam hemen gelmeniz lazım. Ne oldu? Bir anda yığıldı hocam. Kayınamca hastalanmasaydı bunu o imzalayacaktı. Onun yerine siz imzalar mısınız? O ne öyle? Dilek ağacı diye bir şey. Ben dileğimi yazıyorum, onlar gerçekleştiriyor. O kim? Cem Yılmaz ha? Benim dileğim de Cem Yılmaz'ın filminde oynamak. Ama onu gerçekleştirmek için bir doktorun imza atması gerekiyor. Erencim, korkarım Ayhan Bey'in bunu imzalamasına imkan yok. Ve bana öyle bakma. Çünkü ben de imzalamayacağım. Ona da bakma çünkü o da imzalamayacak. Neden ama? Çünkü bu sadece ölümcül durumdaki çocuk hastalar için yapılmış bir organizasyon. Ben de ölümcül bir hastayım. Nereden çıkarıyorsun bunları? Sen ölümcül bir hasta falan değilsin. İyileşeceksin. Sadece hastasın, o kadar. Hem bence Cem Yılmaz'ın filminde oynamanın daha kolay yolları vardır öğrencim. Bu kağıtlara hiç ihtiyacın yok. Merhabalar Eren Bey. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Ben Doktor Murat. Artık sizinle ben ilgileneceğim efendim. Birazdan seni ameliyat edeceğimiz için şöyle ufak bir muayeneden geçirmemiz gerekiyor. Tamam mı? Tamam değil. Ben Ayhan amcayı daha çok seviyordum. Belki beni de zamanla seversin. Hem sana kocaman bir lollipop getirmiştir belki. Arzu, Eren birazdan ameliyata girecek, aç olması gerekiyor. Lollipop? Ama sadece birazcık tadına baksa ve hepsini yemezse ve üzerine de su içmezse bence hiç sorun olmaz. Ne dersin? Acaba bu sefer sizi muayene etmeye hak kazandım mı efendim? Organ bulmak çok zormuş. Bir böbrek için senelerce bekleyenler varmış. Hem de böbreği canlıdan alıyorlar. Biz şimdi bağış yapan birinin ölmesini bekleyeceğiz, öyle mi? Evet. Kabul ediyorum, organ bağışları kolay değildir. Ama bekleme süreci de çok önemli ve biz burada emin ellerdeyiz. Ayhan Bey çok tecrübeliydi. Murat Bey çok genç geldi bana. İnan bana Melek, bir saat öncesine kadar ben de ona teslim olmakta zorlanıyordum. Ama Eren'in raporlarını başka uzmanlara da yolladım. Hepsi aynı tedaviyi öneriyorlar. Ayrıca hepsi Murat Bey'in alanında bir numara olduğunu söylüyor. Onunla çalıştığımız için çok şanslıyız. Ben sana güveniyorum Zeynep Hanım. Sen eminsen. Hadi, nakil formlarını doldurmaya gidelim. Kolay olmayabilir Eren'cim. Ama nakil gerçekleştiğinde daha rahat edeceksin. Sonra yapamadığın birçok şeyi daha rahat yapacaksın. Artık dilek kağıtlarımı imzalayacak mısın? Ama konuşmuştuk bunu. Sen ölümcül bir hasta olmadığın için... Ben ölümcül bir hastayım. Öyle bir şey yok Eren. Çok iyi doktorlarım var ve iyileşeceksin. Ama babam öleceğimi söylüyor. Baban mı? Hep rüyama geliyor. Yakında onun yanına gidecekmişim, cennete. Babam öyle diyor. Hiçbir yere gittiğin yok küçük bey. Ara sıra gelip bana ne kadar kısa olduğumu hatırlatmaya devam edeceksin. Thank you.
Sen başkasın doktor. Bana hep iyi davrandın. Sevdim seni. Gerçekten. Ya dinleme şu herifi, sokma beni şu ameliyathaneye. Vay, neden kemşeler seni? Kötü bir şey mi yaptın? Hatalı kadını solladım koçum. O ne demek? Mehmet Bey trafik kurallarını ihlal etmiş. O yüzden ceza almış. Sana ne oldu, hasta mısın? Yeni bir karaciğer ve bağırsak ihtiyacım var. Organ bekliyorum. Ya. Benimkileri vereyim sana. Olmaz mı? Vereyim işte ciğerimi dalağımı. Neden olmuyor? Hayatta olduğunuz için olmuyor. Organları sadece beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan alabiliyoruz. Böbrek veriliyor. Verilmiyor mu? Böbreğini satan bile var. Çünkü tek böbrekle yaşanıyor. Ama karaciğersiz ve bağırsaksız yaşanmıyor. Ayrıca öyle her önümüze gelenden organ alamıyoruz. Bunun testleri var, kan uyumu var. Ben ameliyata girmek istemiyorum ya. Girmezsem ne olur? Neyin peşindesiniz? Yazık çocuğa, zavallı çocuk. Hem ben zaten öleceğim. Ziyan olmasın ciğer mi yer. Verin gitsin işte çocuğa. Hastanede daha uzun kalmanın peşindesiniz. Şişe ağzımdan saplıyorlar doktor. Damağımı yarıp oradan beynime çıkıyor şiş. Öyle ölmek istemiyorum ben. Yap yine de çocuğu da kurtar beni de. Ha? Yavaşça olsun. Uyur gibi. Sonra bedenimden ne gerekiyorsa alırsınız. Evet. Nasılsınız bakın? Neden o amcanın organlarını alamıyorum? O çok iyi bir amca. Hem kendisi verdi bana. O iyi amca sana kötü bir şaka yaptı Eren'cim. Bu organları yaşayan birinden alamayız. Murat Bey. Eren'in vakti azalıyor. Nakil listesinde üst sıraya almanın bir yolu yok mu? Duygusal davranmanı anlıyorum Doktor Zenan. Çocuğa bağlanmışsın. Ama yapabilecek bir şey yok. İkimiz de biliyoruz. Ama bir şey olmalı. Yapılacak bir şey olmalı. Hocam! Bulundu. Organlar bulundu. Hocam bizi bekliyorlar. İsterseniz hemen gidebilirsiniz. Şükürler olsun. Tamam, hemen kiti hazırlayın. Onay kağıtlarını ve izin belgelerini de alın, yanıma gelin. Tamam mı? Tamam hocam. 5 dakika sonra ararsın. Yok, sen Eren'i ameliyata hazırla. Arzu benimle gelir. Git. Yapacak mısın doktor? Düşündün mü söylediğimi? Organlar bulundu. Çocuk iyi. Kapatın artık bu konuyu. Ama testleri yapmıştım. Organlar uyumlu. Yani Eren'e organlarınızı verebilirdiniz. Testleri yaptın ha. Aklına yattı yani. Yapacaksın yine ya. Tabii ki hayır. O zaman niye yaptın? Belki Levent Bey'in ameliyatta eli kayar diye. Ameliyattan sağ çıkamasaydınız organlarınızı alırdım. Belki o zaman mini etekli Yeşim'in ruhu huzur bulurdu. Ne acayip bir mesleğimiz var değil mi hocam? Yani kucağında organla kaç kişi yolculuk yapıyordur ki? Aynen öyle şans meleği. İşte o yüzden de doktorlar hep birbirleriyle takılır. Siz bana şans meleği mi dediniz?
Aynen. Neden? Ölümcül durumdaki bir çocuğa imkansız denilebilecek bir hızda organ bulduğumuz için. Sen ve Lollipop'un bana şans getirdiniz. Aslında siz de benim kurtarıcı meleğim sayılırsınız. Beni hem ameliyat cezasından hem de dün akşam para dilenmekten kurtardınız. Lollipop, iki melek yan yana. Acaba biz seninle cennete mi gidiyoruz? Yapmayın hocam. Daha cennete gitmek için çok erken. Kötüyüm doktor. Kafa içi basınç 25 milimetre civayı aşmış. Daha fazla dayanamazsın. Hemen ameliyat almalıyız. Hayır, hayır. İşlenmek istemiyorum. Acı bana ne olur. Yalvarıyorum sana. Bırak burada öleyim. Bırak da öleyim. Manitol 200 cc bolus verin. Hastayı entübe edip hemen ameliyathaneye götür. Tamamdır. Ameliyatı onaylamak için başka bir doktorun imzası daha gerek, Ela. Ela. Belki de ölmesine izin vermeliyiz. Ela, ne saçmalıyorsun? İmzala şunu. Ela, imzala şunu. Direnç, ameliyata sen giriyorsun. Damarı bağlamayı bitirdim. Hasan, kesebilirsin. Anastomozu iyi gönderiyorum. Geriye bir tek iskaçları çekmek kalıyor. Doktor Zelal, bu şeref sana ait. O senin hastan. Sağ olun Murat Bey. Panset. Söz istiyorum. Hocam, konuşmam yasak biliyorum ama 12 parmak bağırsağında değişim noktası olan bir yer var. İnanmıyorum, bu nereden çıktı? Bu kafatası parçasını Mehmet'in karnında cilt altı bölgesine koyacağız. Neden? Ödemden dolayı şişen beyne yer kazandırmak için kafatasından geniş bir kemik grev çıkardık. Karnındaki cilt altı yağ dokusu içindeki kan dolaşımı da bu kemiğin kanlanmasını sağlayacak. Ve ortalama 6 ay kemiği orada saklayabileceğiz. Bravo direnç. Klem. Kesiyorum, kesiyorum ama kaynağı bulamıyorum. Ne olur bu çocuğu almasın lütfen. Ver gel nekrozi. Bütün organlar ölmüş. Zenan, durumunu daha da kötüleştiriyoruz. Organlar içeride kalırsa çocuk ölecek. Asıl organları çıkartırsak çocuk ölecek hocam. Basınç hızla düşüyor. Portakaval yön değiştirme yapabiliriz. Dolaşım devam eder. Karaciğere de uğramaz.
Bu sadece geçici bir çözüm. Aspret. Başka bir fikri olan var mı? O halde devam ediyoruz. Hasan, yeni bir organ bulmamız ne kadar sürer? Hocam üst üste iki mucizenin birden olması ne kadar sürerse o kadar sürer. Hadi dayan lütfen. Aspret. Ameliyat sırasında kafatasından parça alındı. Yani orası şu anda sadece bir nevi zarla korunuyor. O kısım hasar görürse kafatasının içinde kanama başlar. Ve beyninin bugünkünden de fazla şişmesine sebep olur. Bu da beyin ölümünü getirir. Onun için kafanı herhangi bir yere çarpmamaya çok dikkat et. Yani şimdi başımı çarpsam tahtalı köyü oylar mı? Evet. Hemen değil tabii ama beyin kanamasına bağlı olarak ölürsün. Dediğim gibi kafanı bir yere çarpmamaya çok dikkat et. Anladın beni değil mi? Kadın bana dua eder değil mi? Çocuğun annesi. Kurtarır mı o dualar beni cehennemden? Bilmiyorum. Zannetmem. Kafanı çarpmamaya dikkat et. Tamam mı? Anladım. Abla, Hasan nöbet geçiriyor sanırım. Abla, Hasan nöbet geçiriyor, müdahale etmiyor muyuz? Durumu kötüye giderse hemşire bizi çağırır. Ela Hanım, hasta nöbet geçiriyor. Şimdi, nöbet geçiriyormuş, hadi müdahale etmiyor muyuz? Arzu, gidip kendi hastanla ilgilen. Uzaklaş buradan. Geri gelme. Hemen. Bu bir emirdir. Peki.
bankasıyla konuştum. Eren aday listesinin başında. Zamanında yetişemeyecekler. Amonyak seviyesi sınırın üstünde. Multipil organ yetmezliğine girebilir. O ameliyatta yaptığınız şey, damar anastomozu, bize 24 saat daha kazandıracak sanıyordum. Öyle dememiş miydiniz? 24 saat daha kazanacaktık. Melek, elimizden gelen ne varsa yapıyoruz, inan bana. Biliyorum. Biliyorum Zeynep Hanım. Hemen döneceğim. Ne oldu? Nöbet geçiriyordu. Lorazepam verdim, kontrol altına aldım. İyi. Levent Bey'i çağırdın mı? Seni çağırdım işte. Ela, benim Eren'le ilgilenmem gerekiyor. Biliyorsun çok az vakti kaldı. Lütfen Levent Bey'i çağırır mısın? Hasta onu istemiyor. Öyle mi dedi? Evet. İstemiyorum onu. Beyefendi bakın, yüksek ihtimal şu anda bir beyin kanaması geçiriyorsunuz ve Levent Bey'in gelmesi lazım. Ayrıca şu anda buna karar verebilecek yetkide de değilsiniz. Mehmet Bey Eren için uygun verici. Dokuları tutuyor. Ela ne diyorsun sen? Mehmet Bey... Bunun için mi Levent'i çağırmadın? Ölmesine izin vermek için mi? Bırakacaksanız burada öleceğim. Dönmek istemiyorum Kadesi. Adam her halükarda ölecek zaten Zena. İçeride şişleneceğim diyor. Çocuk yaşamak istiyor ama organı yok. Benim organım var ama gideceğim. Onun için izin vereceksiniz, burada öleceğim. Ben de size organlarımı vereceğim. Organları bulacağıma sana söz vermiştim ve buldum. İstediğin bu değil miydi? İstediğim çocuğun hayatını kurtarmak Ela. Onun uğruna cinayet işlemek değil. Cinayet mi? Hasta tedaviyi reddediyor Zenan. Bu onun kendi arzusu. Burada ölmek istiyor. Çünkü döndüğünde... Biliyorum, şişleyecekler. Ela, sen ne dediğinin farkında mısın? Yanlış olduğunu biliyorum ama... Hem de o kadar çok açıdan yanlış ki hangi birini söyleyeceğimi bilemiyorum. Tıp kitaplarında bu konuda ne yapacağınızı söylemiyorlar. Ya sadece... Ela, benim tıp kitabına ihtiyacım yok. Çünkü hastam için doğru olanı biliyorum. Sana söyleyeceğim de bu. Lütfen hastan için doğru olanı yap. Ben de bunu yapıyorum zaten. Öyle mi? Levent Bey'i çağırdın mı? Sen çağıracak mısın Zena? Hayır. Ben şimdi gidip organlar bulunana kadar o çocuğu hayatta tutmak için elimden geleni yapacağım. Sen de kendi hastan için aynını yapacaksın ve onu hemen çağıracaksın. Ela, biz doktoruz, cellat değiliz. Benim şimdi gitmem lazım. Lütfen Levent Bey'i hemen çağır. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.